Ve biz de geldik. Çok istek alan ve programımızın doğal akışı içinde bulunan reklam arkası bölümü. Benimle beraber yapmak ister misin? Seve seve. Gel. Nasıl gel. Geleyim? Evet, gel orada. Çok işte. Özürlü. Evet. Böyle biraz sıkışacağız burada ama. Seni kıramam. Gel. Şimdi bu izleyeceğimiz reklam bir çorap reklamı. Evet. Belki biraz yaşlıca olanlar aranızda ama burada hep gençler var. Jil. Jil mi? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ulan valla tahmin edeyim dedim. Utan git saklan oğlum. Peki tamam. Evet. Şimdi ilk reklamımızı, bu bir kampanya zaten. Evet. O zamanlar tabii çorap böyle bir çorap basit bir şey değil o zaman. Yani memlekette çorap yok. Çorap getirdiler mi? Çorap imal ettiler mi? Böyle bando mızıka falan herkese duyuruyorlar ve sokaklar mokaklar böyle şenleniyor. Seçim şeyleri gibi, yürüyüşleri gibi, kampanyaları gibi. Bakalım o jil herhalde belediye başkanı falan seçilecekti. Bakalım ilk jil reklamımıza. Atın, atın, atın. Eski çoraplarınızı atın. Jil Türkiye'ye geliyor. Dur, dur, dur. Salak bunlar. Bu kadar yeter, bu kadar yeter. Şimdi burada konuşan kim tanıdınız mı? Tabii biraz da nostaljisi var işin. Burada konuşan Halit Kıvanç ustamız. Evet. Devam. Şimdi burada ne oluyor? Çorapları atın diyorlar. Yani öyle bir şey geliyor ki, öyle bir çorap geliyor ki biz de onu göreceğiz. Kampanyanın sonunda ortaya çıkacak. Öyle bir çorap geliyor ki herkes çoraplarını atmaya başlıyor. Devam edelim. Atın eski çoraplarınızı. Jil geliyor. Bak dur. Gel geri, gel geri. Gel geri. Jil don gelmiyor. Evet. Burada da gördüğümüz gibi herkes çoraplarını çıkarıyor, atıyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Jil geliyor. Ah, atılır mıymış yazık. Atar. Gerçek. Evet. Gerçek tüketici bu iş. Evet. Ama o zamanlar reklamların içinde karşı ögeler var biliyorsun. Bu karşı öge olarak burada bulunuyor. Bu karşı ögeyi bir daha düşün. Onu çürütecekler. Hayır, onu Halit Kıvanç çürütecek şimdi. Dur, söylesin bakayım be. Ne mama oldu bu? Atılır mıymış yazık. Atamazsanız paspas yapın. Şimdi tabii bu Halit abi burada biliyorsun naratör ve bu sokakta bağıran herkesi duyuyor. Yani mesela atamazsanız paspas yapın. Fakat ikincisine nedense işler ters dönecek ikinci reklamımızda. Görelim lütfen. Atın, atın, atın. Eskimiş çoraplarınızı atın. Jil Türkiye'ye geliyor. Atın eskimiş çoraplarınızı. Jil geliyor. Eski dur. Bu çok acayip bir şey. Bu çok acayip bir şey. Çünkü bakın şimdi sen bilmiyorum görebiliyorsun. Burada şimdi bunlar pencereden hakikaten çorap atıyorlar. Fakat böyle bir kadın var mazlum. Bu böyle yani Allah saklasın kör gibi bir şey böyle uzatmış. Ondan sonra burada ama Halit abi buna cevap vermiyor işte. Çok acayip bak buna acımamışlar hiç. Bir konuşsun bakayım bu. Paspas yapıyorum. Hayır. O kadar güzel. Dur. Yani o örgüsünü arıyor. Diyor ki atmıyorum diyor eski çorabımı diyor. Paspas yapıyorum diyor. O kadar duygusal bir reklam ki. Devam edelim. Yalnız kimsenin farkında olmadığı şey var. Biri de aşağıdan topluyor baba. Eskimiş çoraplarınızı atın. Jil artık Türkiye'de. Bu ambalajda. Ha. Şimdi. Benzersiz bir çorap. Dur. Şimdi biz burada tabii çorap nereye giyiliyor arkadaşlar? Bravo, tebrik ediyorum. Gerçekten üniversiteler. Hangi üniversiteyi ağırlıyoruz Cem? Hayır. Bir sürü var. Hayır. Celal Bayar Üniversitesi evet, var. Evet, Kocaeli evet, Üniversitesi. Celal Bayar Üniversitesi'ni ağırlıyoruz. Evet. Tamam. Peki. Arkadaşlar Celal Bayar Üniversitesi'nde gerçekten çok zeki öğrenciler var. Çorap ayağa giyiliyor gerçekten. Dur. Ve fakat biz burada herhangi bir yani o kadar çok uzun tanıtmışlar ki yani bir tek ayak ya da bacak göremiyoruz. Çünkü o zamanlar tabii reklamcılar biraz utangaç. Şimdi göreceğiz bakın devam edelim. Kapalar mı? Dur! Yani çorap kutusunda acayip seksi bir şeyler oluyor abi o zamanlar. Yani biz tarih oluyoruz çorap kutusunda. Bak devam edelim. Buğday falan mı? Dur gel açılmış geriye. Açılmış kutu almayınız var. Evet, bak mesela bu o kadar seksi bir şey ki ses mes filan. Buradan açınız açılmış kutu almayınız. Külotlu çorapta herkes deli oluyor abi. Duvarlara tırmanıyor o zamanlar. Çok seksi. Ha, devam edelim. Sizden önce kimse elleyemez. Sizden evvel kimse elleyemez diyor.
Dört. Tabii o zamanlar çoraplar nasıl alınıyor biliyorsun. Herkes elliyor böyle. Ekmek gibi yani, o kadar kötü ki. Ama kimsenin eli değmiyor jil çoraplarına. Devam edelim. Sonra kampanya biraz sapıtıyor aslında. Ben bugün çorap aldım ya. O ne be? Ben çorapları. Dur bak. Şimdi bu da kampanya yön değiştirmiş. Bakalım devam edelim. Jil bir tane değil. Jil üç tane. Dur! Tabii o zamanlar üniversite sınavları bu kadar zor değil. Neden? Çok kolay. Çünkü şunu soruyorlar. Bir tane değil, üç tane olan şey nasıl ifade edilir? Jil, üç çeşit olduğu için bunu ifade etmek için üç ayrı kadın oturtmuşlar. Ama gördüğün gibi yine ortada jil çorap ya da bacak yok. Devam edelim. Üç benzersiz jil. Dört! Benzersiz olduklarını nasıl anlıyoruz? Çünkü bu üç kadın birbirlerini hiç andırmıyorlar Cem. Evet. Devam edelim. Şahane'nin meleklerinden arak bir imaj galiba. İçimden bir ses öyle söylüyor. Jil, diz altı. Açılmış kutuları almayın. Çok nostaljik ya. Jil. Dur. Kadınlar saklandı mı abi? Burada, hayır, saklanmadılar. Çorabı şimdi bunların benzersiz olduklarını bir kez daha vurgulamak istiyor reklam. Üç benzersiz jili görelim. Kulaklarınızı atın. Ya da paspas yapın. Ayy! Devam edelim. Dur! Şimdi o arada bu reklamcılar birbirleriyle konuşuyorlar, görüşüyor. Abi diyor bir tanesi, biz acaba jilin diyor üç değişik çeşidi olduğunu diyor yeteri kadar ifade edebildik mi diyor. Ondan sonra birisinin aklına çok iyi bir fikir geliyor. Tamam diyor, bir de hastane sekansı çekelim diyor. Görüyoruz şimdi. Jil bir tane değil. Jil üç. Dur! Evet, burada da çok saygıdeğer. Bakın işte Türkiye'de reklam sektörü ne kadar gelişti, nerelere geldi. Fakat o zamanlar böyle anlatıyorlar. Ama adamlar kim biliyor musun? Karıları çorapları atmış, bak delirmiş herifler. Bu ne be? Şimdi burada da çorapların birbirlerinden farkı üç hastayla ifade ediliyor arkadaşlar. Jil kilotlu, jil jardiyersi ve jil kanser. Devam edelim. Üçü de kapalı. Dur! Şimdi bu üç farklı jil üçü ne zannediyor? Üçü de kapalı kutuda bu kanser olan mı? Üç farklı jil, evet. Üçü de kapalı kutudaydı. Devam edelim. Jil kilotlu, jil jartiyersiz, jil diz altı. Ha, diz altı var. Açılmış kutuları almayın. Dur! Ve şimdi burası çok güzel. Devam edelim. Jil, eskimiş çoraplarınızı atın. Ya da paspas yapın. Çok başarılı. Ne kadar güzel ki.